Sana verdiğimiz şansı bizi rezil etmek için mi kullanacaktın? Hanımefendi. Bir dakika. Hakaret etmeden önce Necla'yı bir dinleyin. Gerek yok. Her şey çok açık. Ben konuştum Necla'yla. Durum yazılıp çizildiği gibi değil. Büyük bir yanlışlık var. Siz burada ailece oğlumun imkanlarından faydalanırken ona inanmak mecburiyetinde olabilirsiniz. Ama benim böyle bir zorunluluğum yok. Rica ederim. Bizi çok yanlış anlıyorsunuz siz. Maddiyatla ilgili hiçbir şeyde gözüm yok benim. Ama oğlumun adına, hatırasına saygı gösterseydiniz bari. Sen Cem'e layık olamadın hiç. Soyadımıza da layık değilsin. İleri gidiyorsunuz. Sizler kadar değil. Necla. Anne dur bırak gitme. Densiz kadın. Bütün biriktirdiklerini kustu. Hır çıkarmak için bir kıvılcım bekliyormuş zaten. Tahsin mi? Açsana kızım şunu. Zaten cinlerim tepemde. Alo. Günaydın. Günaydın. Mesajımı aldın mı? Aldım. Babam geldi mi? Geldi. Konuştunuz mu? Anlattı mı her şeyi? Anlattı. Gelip alayım mı seni? Hayır. Fikret niye böyle yapıyorsun? İnanmıyor musun hala? Lütfen beni bir süre kendi halime bırak. Yapma ne olur. Uzatma bitsin bu tatsızlık. Bir yanlışlık yüzünden... Daha büyük yanlışlara sürüklenmeyelim. İlk bıraktığın mesajın acısı hala içimde. Sen ne yaparsan yap Umut'u getir buraya. Aynı böyle söyledin. Sinirle ağzımdan çıktı ne olur durma üzerinde. Diğer olanlar gibi bunun da üzerinde durulması gerekti Asin. Bu da çok önemli. Fikret, özür dilerim. Lütfen Fikret, lütfen. Bizim biraz durup bir sağlama yapmamız lazım. Bir sene önce olsaydı belki de bu durumu böyle yaşamayacaktık. Çocuk yüzünden mecbur hissetmeyecektik kendimizi. Fikret neler söylüyorsun sen? Ne benim ne ailemin sorunlarıyla uğraşmaktan yorulmayacaktın. Ama sen hep başka yerlere çekiyorsun olayı. Bunlara takılıp bahane ettin o saçma sapan şeyi de değil mi? Bu kadar gerçek varken ortada bahaneye niye ihtiyacım olsun? Hangi gerçek yahu? Ben inanamıyorum senin bana bunu yaptığına Fikret. Birbirimize inancımızı kaybettik Tahsin. Bence bu her şeyden önemli. Yeter ama yahu ne bu inat? Bak ben yola çıkacağım birazdan. Geliyorum yanına tamam mı? Eve döneceğiz birlikte Fikret. Boşuna gelme. Söyledim ben. Dönmek istemiyorum. Tamam Fikret. Canın ne istiyorsa onu yap. Bitti mi konuşman? Bitti. Almaya gelecek mi seni? Ben dönmeyeceğim anne. Ama Fikret, öf kızım, öf ya. Dönmeyip de ne yapacaksın? Hı? Biz bile zor sığıyoruz buraya. Sen nasıl sığacaksın çocuğunla? Merak etme anne. Ben başımın çaresine bakmasını iyi bilirim. Hepinizden daha iyi idare edebilirim kendimi. Çocuğuma da bakarım kendime de.
Kimseye de yük olmam, korkma. Kolaydı sanki. Kucağında çocukla. Dön evine Fikret. Bunca dert arasında bir de seninle uğraşmayalım. Alo. Günaydın. Günaydın. Sesinden haberi okuduğun anlaşılıyor. Maalesef. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çok zor durumda kaldın değil mi? Ali, bir süre görüşmeyelim lütfen. Seni görmeden yapamam ben. Kuşadası'na gidiyorum. Bir süre uzaklaşmak iyi gelecek. Yoksa ben bunu kaldıramayacağım gerçekten. Çok ağır oldu benim için. Ne olur Ali, anla beni. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Sakın gelme. Arama da lütfen. Peki. Gelmeyeceğim. Aramayacağım da. Senin bana gelmeni bekleyeceğim sabırla. Senin beni çağırmanı bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Ali Bey, Ferhunde Güven görüşmek istiyor. Ferhunde Güven mi? Kim o? Benim. Özür dilerim. Tanıyamadım. Tanıyacaksınız. Şanslıyım, sizi yakaladım. Siz de benimle tanışacağınız için çok şanslısınız. Leyla'nın geleceğinin yönünü değiştiren Ferhunde, şimdi de zalim bir sabırla Necla'nın yolunu dikenleriyle kapatmaya kararlıydı.